TRT Haber ekranlarında yeni bir programla Anadolu Kartalı ile karşınızdayız. Ben TRT Haber savunma muhabiri Teoman Korkmaz. Her hafta karşınızda olacağımız Anadolu Kartalı bir savunma programı. Bu programda Türk savunma sanayinin faaliyetlerini, milli ve özgün ürünlerin tanıtımını yapmaya çalışacağız. Anadolu Kartalı ilk uçuş için hazır. Anlaşıldı, Işık 4-7, uçuşlar dileriz. Gökhan Işık 4-7, kalkışta. Bıçak 1, Snap 3-0-5, 17-17 bir fit. Trainer Bullseye 3-2-9, 14, 17 bir fitte takip ediyorum şu an. Olur, ol! Ekerim, yolda! Yolda! Atak atak bir! Atak 3-4, ateş etsin! Atak 1-2, bana ver, tamam! Eşarj yok, soğuk, soğuk! Ateş! Dikkat, kürün mermiye, sen biraz ışık için son 5 saniye. Dur! İlk programımızın ağırlıklı konusu Türk Hava Kuvvetleri'nin Aselsan'la birlikte yürüttüğü Şimşek projesi. Evet, Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de 1. Hava İkmal Bakım Merkezi'ndeyiz. Eskişehir'deki 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, Büyük Atatürk'ün emirleri doğrultusunda 1926 yılında bir bakım hangarı olarak inşa edildi. Bugün gelinen aşamada 2500'e yakın personelin görev yaptığı merkezde yılda 70 adet çeşitli tipte uçağın fabrika seviyesi bakımıyla, envanterdeki jet ve pervaneli uçakların fabrika seviyesi bakımları, motor revizyonları yapılıyor. 1. Hava İkmal Bakım Merkezi, yılda 800 bin adet parçanın üretimini, 9 bin adet teçhizatın kalibresini gerçekleştiriyor. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki F-4, F-5 ve F-16 uçaklarının harekat uçuş yazılımları tamamen milli olarak Eskişehir'deki bu stratejik merkezde geliştiriliyor ve test ediliyor. Ve silah sistemlerinin entegrasyonunda 1. Hava İkmal Bakım Merkezi'nin gerçekleştirebildiği önemli görevler arasında. Adı Şimşek. İlk milli savaş uçağı modernizasyonu projesi. Şimşek projesi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Aselsan İşbirliği'nde Eskişehir'deki 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nda yürütülüyor. Şimşek, ilk milli savaş uçağı modernizasyonu projesi olması açısından büyük önem taşıyor. Türk savunma sanayi, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana edindiği önemli tecrübeyi bu projeyle hayata geçirdi. İlk aşama nedir? Uçağımız ilk geldiği zaman keşif yapıldıktan sonra yoğun bir söküm programına alınır. Şu anda girişteki bir uçak üzerindeyiz. Uçak şu anda sökülüyor. Tabii değişik ihtisaslar yapıyor bu işi. Şu anda mekanik ihtisası uçak üzerindeki kapakların söküm işlerini yapıyor. Boyası sökülmüş olduğunu gördüğünüz yerler daha sonra hasar kontrolü, çatlak kontrolüne gidecek. Birol binbaşım söküm aşaması demiştik, birinci aşama. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Şimdi keşif ve söküm işlemleri biten uçaklarımız, tespit edilen keşif kusurlarının onarılması ve ağır yapısal onarımlar safhasına geçiyor. Oraya geçelim istersen. Evet. Bu ikinci aşama öyle mi? Evet. Bu uçağımızın artık bütün keşif işlemleri ve söküm işlemleri tamamlanmış. Onarım safhasına başlanmış. Şimdi burada kokpit bölgesi tamamen sökülmüş bir uçak görüyorsunuz. Söküm işlemleri bittikten sonra oldukça ağır yük taşıyan büyük yapısal parçalar değişiyor. Kanopileri tutan eşikler. Sarı renkle gördüğünüz parçalar. Onların yenileriyle değişimi yapılıyor. Şu anda hangi aşamadayız?
Yapısal onarımları tamamlanan bir uçakta artık modernizasyon faaliyetleri başlıyor. Şu anda yapacağımız aviyonik modernizasyonun altyapısını oluşturan kablo donanımın yeniden döşenmesi safhasındayız. Peki neden kablolar değişiyor? Uçak üzerinde mevcut bulunan kablolar yeni teknoloji koyacağımız üniteler için uygun değil. Onlara uygun değerlerdeki kablolarla değiştiriyoruz. Yol binbaşım, 3 aşama gördük. Bundan sonraki aşamalar neler? Elektrik altyapısı tamamlanan uçaktaki yaklaşık 2000 tane yeni bağlantı noktasını tek tek kontrolleri yapıldıktan sonra uçağımızı artık toplama safhasına getirmiş oluyoruz. Bu da ihtisaslar bazında mekanik montajlar, gövde montajları ve aviyonik montajlar şeklinde. Montajlar da tamamlandıktan sonra uçağımızın bütün sistemleri önce ayrı ayrı test edildikten sonra bir bütün olarak uçak komple çalışır vaziyette testi yapılıyor. Daha sonra faaliyeti sağladığımız uçağa ilgili birliğinin kendi pilotları gelip kendileri tecrübe uçuşlarını yaparak teslim alıyorlar. Uçağımız şu anda bütün tecrübe faaliyetleri tamamlandı. Tecrübe uçuşu yapmadan önceki atölyedeki en son kontrollerimizi yapıyoruz. İsterseniz çıkalım, buyurun siz önden. Şu anda burada biz aviyonik, havacılık, elektronik açıdan uçağımızda yaptığımız modernizasyon faaliyetlerinin en son testlerini yapıyoruz. Aviyonik derken vatandaşların anlaması açısından? Aviation ve elektronik kelimelerinin birleşimi, havacılık elektroniği diyebiliriz. Bu uçak şimdi 112. filoya teslim ediliyor bugün. Evet. İkinci test uçuşu mu olacak? Bu ilk test uçuşu olacak. Daha sonra bir test uçuşu daha yapacak. Toplam iki tecrübe uçuşundan sonra pilotuna teslim edeceğiz. Oldukça şanslı bir gündeyiz. Çekimler için bakım merkezine gittiğimizde modernizasyonu tamamlanan bir uçağın hangardan çıkarılacağını öğreniyoruz. Evet, ilk kez bir uçağın kokpitine biniyoruz. Uçak birazdan test uçuşu için hangardan çıkacak. Hava pilot yüzbaşı Hakan Demir, Teoman'ı birinci pilot koltuğuna alıyor, kendisi ikinci pilot koltuğunu tutuyor. Modernize edilen F-4 savaş uçağı parka alınıyor. Uçak ilk test uçuşu için hazırlanacak. Kolay gelsin Hakan Yüzbaşım. Teşekkürler Yüzbaşı Hakan Demir. Ne gibi yetenekler kazandı bu projeyle F-4 uçakları, tarihi uçaklar? Evet, Şimşek projesi kapsamında 16 F-4 uçağı modernize edildi. Bu kapsamda günümüz modern çağında kullanabileceğimiz hassas seyir sefer sistemi kabiliyetini edinmiş olduk. Yine uçağımıza bir miktar yapısal anlamda yenilik getirildi. Dolayısıyla F-4 uçaklarının ömrü uzatıldı. Bunun yanında AVTR sistemi takılarak eğitim şartlarının tamamının uçuşun kaydedilmesine yönelik modernizasyon oldu. Yine yeni bir telsiz takıldı, MXF-484 telsizi. Bu sayede uçağımız yeni bir UHF-VHF telsize sahip olmuş oldu. Bu kapsamda da uçuş emniyetine çok büyük katkısı var. Nedeni ikinci bir telsizimizin oluşu. Yine altimetre sistemi yeni bir sistem olarak kara sistemi uçağımıza entegre edildi. Günümüz şartlarında dedim seyir sefer imkanı sağlamış olduk. Bu da hedef bulma, doğru seyir sefer yapma, yine zaman kontrolü ve kullanıcıların giriş kolaylığı açısından uçağımıza katkısı oldu. Örneğin uçağımızın yerde hazırlık süresi bayağı bir kısalmış oldu. Yine modernizasyonla birlikte bakım maliyetleri de düşürülmüş oldu. Bunun nedeni de yeni takılan sistemlerin arıza oranının düşük olması, yine arıza takibinin daha kolay olarak uçağımızda yapılabilmesi denebilir. Evet, yazılım da milli oldu sanıyorum. Mutabık tamamen milli kaynaklar kullanılarak bir Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ve Aselsan'ın yüklenici firma olarak gerçekleştirdiği proje kapsamında milli bir yazılım elde etmiş olduk. Dolayısıyla yeni geliştirilen teknolojilere de artık uçağımız açık bir hale geldi. Bu kapsamda yeniliklere de açık durumdayız şu an için. Yine
fabrika yani bir hava ikmal bakım merkeziyle birlikte veya SESAM'la birlikte yapılmış olmasının pilot yani kullanıcı ve yapımcı arasındaki koordinasyon açısından çok büyük kazanımları gerçekleşti. F4 platformu bilindiği üzere uçağımız 67 model şu anda içinde bulunduğumuz uçak. Ama yeni takılan seyirci sefer sistemi sayesinde günümüzde üretilen uçaklardan seyirci sefer sistemi olarak hiçbir farkı kalmadı. Yine aynı oranda atış kabiliyetimiz ve yeteneğimiz de gelişmiş oldu. Hassas seyirci sefer kabiliyeti açısından. İki kişilik ve iki motorlu bir uçak olmasının kesinlikle ve kuvvetli motorlara sahip olması nedeniyle av bombardıman uçağı olarak çok fazla mühimmat alabilmesini kesinlikle avantajını F4 uçaklarında görüyoruz. Sizlere iyi uçuşlar dileyelim. Teşekkürler. Bu proje sonunda biz milli imkanlarla bir aviyonik sistemi uçağın üzerine takabilir, yerleştirebilir, test edebilir ve uçurabilir hale geldik. Önümüzdeki dönemde yeni gelecek projeler bu tecrübe ışığında planlamaları yapılabilir, yeni uçak sistem modernizasyonları gerçekleştirebilir durumdayız. Tasarım olarak, üretim olarak ve test kabiliyet yönüyle. F4 savaş uçaklarının modernizasyonunda en önemli ayaklardan biri de Aselsan. 1974 yılı Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında özellikle haberleşme alanında yaşanan sıkıntılar üzerine 1975 yılında askeri elektronik sanayi Aselsan kuruldu. Firma ilk yatırımını Macunköy tesislerine yaptı ve tesislerin 1979 yılında tamamlanmasının bir yıl sonrasında ilk üretim gerçekleşti. Aselsan ilk sırt ve tank telsizlerini müşterilerine teslim etti. Firma ürün yelpazesini hızla geliştirdi, ihracatta önemli başarılara imza attı. 1993'te Aselsan'ın Akyurt tesislerinin elektro-optik teknoloji merkezi konumuna getirilmesi işlemi başlatıldı. Aselsan bugün gelinen aşamada dünyadaki 100 büyük savunma sanayi kuruluşu sıralamasında 86.'lığa yükseldi. Sistem yazılımı pilotun her türlü koşulda bir yerden başka bir yere seyri sefer yaparken ya da atış görevini icra ederken onu yönlendiren, onu büyük bir %100 doğrulukla bir yerden bir yere seyri seferini sağlayan bir yönetim sistemidir. Bu yazılım tamamen Aselsan mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Şimşek projesindeki yapılan modernizasyon tamamen yerli mühendislerin katkısıyla yapılan ilk savaş uçağı modernizasyonu diye adlandırılmaktadır. Bunun dışında Şimşek projesi kapsamında uçak üzerinde bulunan eski sistem haberleşme yöntemi bizim taktığımız telsiz cihazlarıyla kriptolu yani şifreli ve aynı zamanda frekans atlamalı bir telsizle yenilenerek pilotların daha güvenli haberleşmesi sağlanmıştır. Metin Bey, milli yazılımın önemi nedir? Yazılım uçağın hava platformunu yaptığınız zaman bunun esasında havada sadece durmasını, uçmasını sağlarsınız. Ancak bunun görev yapması, istediğiniz hedefe yönlenmesini istediğiniz zaman buradaki silah sistemlerini ve görev sistemlerini kullanmak istediğiniz zaman bunu esas yapan yazılımdır. Yani uçak istediğiniz kadar kontrolünüzde olsun, görev sistemleri eğer yazılım sizin kontrolünüzde değilse istediğiniz hedefleri, istediğiniz harekatı ve etkin görevi gerçekleştiremezsiniz. Kontrolünüz her zaman başkasının elinde olur. Yazılım ve buna bağlı donanım elinizde olduğu zaman uçağı istediğiniz göreve yönlendirebilirsiniz. Bazı koşullarda, sizin bilmediğiniz zamanlarda, bilmediğiniz koşullarda uçağınızın istediğiniz görevleri icra etmediğini görebilirsiniz. Onun için yurt dışından yapılan teminlerde, platform teminlerinde yazılımlar ülkemize açık durumda
olmazlar veya en azından bazı yazılımlar kapalı olarak gelirler. İşte biz burada bunu gerçekleştiriyoruz ve ülkemizin tamamen bu konuda özgün ve bağımsız bir yazılıma ve donanıma sahip olmasını sağlıyoruz. Aselsan bu konuda dünyanın sayılı firmalar arasında sayılabilir. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Bağımsız ülke, bağımsız savunma sanayinden geçer. Bu amaçla Aselsan her türlü hava, kara, deniz araçlarında ve platformlarda ülkemizi dışa bağımlı yok etmek için var gücüyle çalışmaktadır ve çalışacaktır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na gidiyoruz. Müsteşar Murat Bayar gelinen aşamayı ve hedefleri anlatacak bize. Evet, Anadolu Kartı'nın ilk programına konuk oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İlk canlı yayında yine beraber yapmıştık. Evet, Antalya'daydık. Savunma sanayisi gelinen aşamada büyüme hızı açısından alanında dünyada ilk sıraya yerleşti. Gerçekten büyük bir başarı. Sizin sorduğunuz bir soru vardı. Savunma sanayi kuruluşlarına Türk Silahlı Kuvvetleri için ne yaptık bugüne kadar? Ben de size bu soruyu soruyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri için ne yaptınız bugüne kadar? Bence bu, İsterseniz yürüyelim. Bu çok yerinde bir soru. Ben bu soruyu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki Savunma Teknolojileri Kongresi'nde aslında sektörümüze yönelttim. Biraz önce söylediniz, savunma sanayi sektörü dünyada hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi oldu. Bu büyüme aslında bir yerli katkı ve ciro büyümesi. Yani bizim bugüne kadarki ana hedeflerimiz bunun üzerindeydi. Türkiye'deki savunma sanayinde yerli katkıyı arttırmak. Silahlı kuvvetler modernizasyonu için bir kaynak ayrılıyor, bir harcama yapılıyor. Bu harcadığımız kaynağı, ülke kaynağını ülke sanayine yönlendirelim. Böyle bir hedefle bugüne kadar yola çıktık. İleriye dönük olarak ben bu hedefte bir tadilat aslında teklif ediyorum. Yani buna sadece bir sanayi faaliyeti olarak bakmayalım. Ülkemizde işte şu imalatı yaptık, bu parçayı ürettik. Bunların hepsi çok güzel. Fakat silahlı kuvvetlerimize ne çözüm ürettik? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin biz hangi derdine deva oluyoruz? Bunu sanayi sorgulasın anlamında o soruyu sordum. Ve hakikaten bunun zamanı geldi. Bu ne demek? Biz artık Türkiye'de, Türk sanayinde silahlı kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda kendi tasarımlarımızı, kendi mühendislerimizin tasarımlarını yaratabilelim ve silahlı kuvvetlere ihtiyacına gerçek bir çözüm sunacak silah sistemleri geliştirebilirim. Bu sorunun cevabı bu. Bu imalatın ötesine geçen bir şey. Burada artık biz sadece bir üretim faaliyetinden bahsetmiyoruz. Bir mühendislik tasarım faaliyetinden ve hatta kullanıcı ile birlikte, silahlı kuvvetler mensuplarıyla birlikte yapılacak bir tasarımdan bahsediyoruz. Çünkü ihtiyacı onlar biliyorlar. Dolayısıyla bu çözümün birlikte üretilmesi gerekiyor. Ne ürettik dediğimize baktığımızda bugün aslında iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. İleriye dönük muhakkak hedeflerimiz var. Ama bugün itibariyle Türkiye'de biz silahlı kuvvetleri bütün kara araçlarına çözüm bulabiliyoruz. Yani Türk sanayi her türlü kara aracına, taktik aracına, zırhlı aracına, paletli aracına, tekerlekli aracına ve hatta biliyorsunuz bir milli tank geliştirme projemiz devam ediyor Otokar'da. Dolayısıyla biz kara araçları deyince silahlı kuvvetlerin bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayabiliyoruz. Bu çözümü oluştuğunu artık net bir şekilde görüyoruz. Atak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Birincisi gemi inşa alanı. Gemi inşaatı bizim de hedefimiz o. Bütün su üstü gemilerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türk tersaneleri yapsın diye bir hedefimiz var. Müşterek bir hedefimiz bu. Bu da büyük oranda gerçekleşme yolunda. Artık biz Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçlarını ülke tersaneleri kaynaklarıyla karşılıyoruz. Denizaltı'da da lisansla olsa bir üretim Türkiye'de yapılıyor. Gözcü Tersanesi'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Türkiye'de bir denizaltı üretim tarihleri de var. Bunda geliştirme yönünde adımlarımız devam ediyor. Dikkat, kırın mermiye. Sen biraz ışıksın son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Sanayide bu geliştirme ve üretimde görev alıyor. Aynı şekilde de JSF programına da üyeyiz. Amerika'nın önderlik ettiği bir 9 ülke konsorsiyum. Ve Türkiye JSF uçağının geliştirme ve üretiminde görev alıyor. Yine havacılıkta çok önem verdiğimiz bir alan insansız hava araçları. Biliyorsunuz silahlı kuvvetlerinin çok önceki ihtiyaçları arasında. Biz bu ihtiyaçları karşılamak üzere bir takım ara çözümlere de gittik. Yurt dışı kaynaklı olmak üzere. Fakat bundan 4-5 sene önce başlattığımız tasarım geliştirme projeleri de sonuç alma evrelerine geliyor. Bunlar arasında mini insansız hava araçları, bugün silahlı kuvvetlere 200'e yakın
sayıda teslim edildi ve kullanıldı. Efes tatbikatında görmüştük. Evet, Efes tatbikatında da kamuoyumuzun dikkatini çeken bir aracımız. Bu aslında bir insansız hava aracının olması gereken bütün özellikleri taşıyor. Kompozit bir uçak. Üzerinde kamerası var, gece gündüz kamerası. Veri linki var, otopilotla uçuyor, bir yer kontrol istasyonu var. Aslında boyutları küçük olmakla birlikte bugün modern bir insansız hava aracından ne bekleniyorsa bunların hepsini teknolojik olarak yapabilen bir uçak. Gökçen Işık Dağ Kedi kalkışta. Sistem alanlarına baktığımızda işte elektronik sistemler, bu alanda ben Türkiye'nin çok iyi bir noktada olduğuna inanıyorum. Yani nedir? Askeri haberleşme alanında biz dünyada belki kendi çözümlerini üreten 3 ülkeden bir tanesiyiz. Aselsan'ın yazılım tabanlı telsizleri ailesi bugün itibariyle belki dünyada 2-3 bu alanın çözümden bir tanesi. Komuta kontrol sistemlerinde çok iyi çözümlerimiz var. En son yine kamuoyumuzun bildiği Genesis projesinde FKP'nin, Türk Deniz Kuvvetleri, FKP'nleri tamamen milli komuta kontrol sistemlerine kavuşmuş durumda. Buradaki yeni çıkan ihtiyaçların çok hızlı bir şekilde bu sisteme entegre edilmesi gerekiyor. Bunun da tek yolu sistem tasarımının size ait olması, yazılımının size ait olması ve mühendislerimizin bu işe %100 hakim olması. Ben gemi platformlarında bu aşamaya artık ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Anadolu Kartalı programımıza yeni başladık. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu fikrimizi? Valla kesinlikle tebrik ediyorum. Hakikaten bence çok yerinde bir girişim ve TRT'yi kutluyorum, sizleri kutluyorum. Bunun hakikaten Türkiye'de ciddi bir ihtiyacı cevap vereceğini düşünüyorum. Çünkü savunma sanayi çalışmaları kamuoyumuzun ilgisini çeken ama aynı zamanda da bizim anlatmakta zorlandığımız çalışmalar. Biz TRT'nin bu yönde bize çok büyük bir katkı yapacağını, kamuoyumuza katkı yapacağını hem bilgi akışı hem de bizi yönlendirme yönünde, beklentileri doğru anlamamız yönünde bir katkı yapacağına inanıyorum. Dolayısıyla ben sizleri kutluyorum ve bu programımıza da başarılar diliyorum. Anadolu Kartalı, Türk savunma sanayinin faaliyetlerinden derlediğimiz kısa haberlerle devam ediyor. Türkiye'nin genel maksat helikopteri ihalesini Amerikan Sikorsky firması kazandı. Türk savunma sanayinin kapsamlı katılımıyla ilk aşamada 109 genel maksat helikopteri üretilecek. Bu sayı 600 helikoptere kadar çıkabilecek. Tasarım Türkiye'ye özgü geliştirmeler içerecek. Amerikan Sikorsky firmasından daha önce alınan Black Hawk genel maksat helikopterleri terörle mücadelede uzun yıllardır etkin olarak kullanılıyor. Amerikan firması helikopterlerin iç güvenlik harekatında kullanılması konusunda Türkiye'ye hiçbir kısıtlama getirilmediğini sık sık vurguluyor. Roketsan'ın TÜBİTAKSA G ile birlikte geliştirdiği derine karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Son, yüksek hassasiyetli, lazer güdümlü ve 20 santimetrelik zırhı delebilme yeteneğine sahip. Öldürücü bir yarı çapar ve yangın çıkarma özelliğine de sahip. Jirit anti-tank füzesi uygun ara yüze sahip tüm hava ve kara platformlarıyla insansız uçaklardan atılabilecek. TÜBİTAK SAGE'nin büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü çalışmalar tamamlandı ve Türkiye'nin Tomahawk'ı olarak nitelendirilebilecek ilk milli seyir füzesi kamuoyuna tanıtıldı. 180 kilometre menzile sahip milli seyir füzesine aletsel navigasyon ve küresel konumlama sistemine ek olarak yeryüzü referanslı navigasyon sistemi de eklendi. Böylece bir elektronik karıştırma durumunda ilk iki sistem etkisiz hale gelse bile yeryüzü referanslı navigasyon sistemi sayesinde füze önceden bilgisayarına yüklenen yeryüzü şekillerini takip edip rotasını düzeltebiliyor ve hedefe yüksek hassasiyetle yaklaşıyor. Türkiye'nin zırhlı askeri araç üreticilerinden FNSS, Malezya'ya 559 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Proje, 257 adet 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracının geliştirme ve üretimini kapsıyor. Geliştirmede FNSS'nin Pars 8x8 tekerlekli zırhlı araçları baz alınacak. Araç, Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları göz önüne alınarak yeniden tasarlanacak ve Malezya'da üretilecek. Projenin 7 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. İstanbul'daki RMK Marin Tersanesi'nde Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı için üretilen 3. Arama Kurtarma Gemisi Umut'ta törenle denize indirildi.
Daha önce de TCSG Dost ve TCSG Güven denize indirilmişti. Sırada TCSG Yaşam var. Müşterek taarruz uçağı JSF P-35'lerden 100 adet satın alacak olan Türkiye'ye uçakların uçuş kodları verilecek mi? Konu belirsizliğini korurken Türk firması ISH, P-35 uçaklarının panoramik kokpit göstergesinin elektronik kartlarını üretmeye başladı bile. Bu göstergenin yazılımlarının önemli bölümü de aynı Türk firmasınca yapılıyor. Türk stratejik insansız hava aracı Anka'nın milli olmayan tek sistemi motor. Hali hazırda Alman malı bir motorla havalanan Anka'ya yakında milli motor gelecek. Eskişehir'de faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayi TEİ, Anka için geliştirdiği yerli motoru yaz sonunda teslim etmeyi hedefliyor. Madem bu programı Türk Yıldızları Hava Akrobasi timinin uçuş tulumuyla sunuyoruz, o halde programımızı Yıldızların Muhteşem Gösterisiyle tamamlayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Evet onlar Mustafa Kemal'in askerleri. Hazır!